Sen de biraz gözünü aç ne olur. Bu evi çok çabuk olmadı mı sence? İyi misin? İyiyim. Sen? Canım bir şey mi sıkıldı? Hayır. Yemekte görüşürüz. Tamam. İlahi Nihal'cim. Kulaklarınız çınladı mı? Birileri benim dedikodum mu yapıyor yoksa? Gel Behrül'cüm. Nihal senin haylazlıklarını anlatıyordu. Aa, Nihal? Biraz. Sadece çocukluk hikayeleri. Sen Bihter'in gönlünü alabildin mi önce onu söyle bakalım. Özür diledim. O da kabul etti. Mesele yok yani yeni bir olay yaratabilirsiniz. Kızımı niye üzüyorsunuz bakayım? Hele sen koca çocuk. Bu evin en küçüğü Behlül aslında bence. Bak sen bak. Yalan mı? Öyle olsun. Ben bir Adnan'a bakayım. Telefonlarını bitirmiştir. Akşam yemeğine kalacaksınız değil mi? Nihat beni almaya gelecek ama bilmiyorum. E kalın bu gece. Firdevs Hanım da bize katılacak. Hep beraber oluruz. Evet ya. Belki kutlanacak şeyler de duyarız. Ne gibi? Bilmem, içime öyle doğdu. Ya saçmalama Bülent, Britney Spears mi dinleyeceğiz? Ne var neşeli neşeli dinleriz işte, bu. Evi göremedim daha. Nihat güzel diyor ama yarın bakacağız. Cevap bekliyoruz adamım. Hadi hayırlısı. Tamam Nihat. Bebek gelmeden iyice yerleşmek lazım. Bir durum değerlendirmesi. Kaç ay kaldı? İki. Oo, çok az kalmış. Önümüzdeki ay Azerbaycan'daki şantiyeye götürmek isterim sizi. İnşaat ciddi şekilde ilerlemiş olacak. O zaman davet ederiz. Tabii birkaç günlüğüne gelirim. Bihter de gelmek ister belki. Çok iyi olur. Bu mu bu mu? Caz koy bence. Tamam. Bülent, çok karıştırdın galiba. Ben onları sınıflandırmıştım. Düzeltirim. Adnan'a haberi verdin mi? Hı hı. Ne dedi? Belki sizin sohbetiniz daha enteresandır. Bayılırsın laf dinlemeye zaten. Bak Beyker Hanım, bugün iki oldu, çok uğraşıyorsun sen benimle. Süreç lehimize işliyor aslında. Doğru, doğru. Hamilelik sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Eskiden çok sıskaydın, kemiklerin sayılırdı. Şimdi şişmanladın da güzel yüzün çıktı ortaya. Bir yandan iltifat ederken bir yandan vuruyor. Sen iltifat etmiyorsun, sadece vuruyorsun. Yavaş yavaş geçelim masaya artık. Hadi Peyker, müzik nasıl? Güzel. Sen anca gelirsin diyor bak, ağır vasıta. Behlül. Peki, tamam tamam, gel. Canım? Behlül'e bir şey söyle. Ya ben demedim ki, Bihter ima etti. Uğraşmayın kızla. Geç Peyker'cim. Yavaş, dikkat et. Firdevs Hanım'ın antre müziğini çal. Buyursunlar. Katya sen de git yemeğini ye. Bu kadar beklemeye değdi. Çok güzelsiniz. Sana burayı hazırladım anne, sandalye koymadım. Baş köşeye mi oturacağım? Aman çok şımardım. Yerini verdi, kıymetini bil. Bilmez miyim? Çok iyi görünüyorsunuz. Tabii. Her geçen gün daha iyi olacağım. Eğer Peyker evi beğenirse yarın hemen tutarız. Eşyalar falan dert değil. Ben yardım ederim, hemen döşeriz evi. Bu konuda ne kadar hızlı olduğumu Nihal de Bülent de biliyor. Evet.
Bir haftada yerleşiriz, sonra da güzel bir davetle ağırlarız sizi. Evet, bize paella yaparsın. Aa, ben de çok severim. Ben deniz mahsulü severim biliyorsun. İçine komediyeleri de koyuyorsun ya. Bayılıyorum. Tamam. Ben Peyker'in paellasını hiç yemedim daha. Yapacak işte, yersin. Bir de bu haliyle mutfağa mı sokacağız kızı? Olmaz öyle şey. Hasta değil ki canım, hamile. Yapar, ne var? Tabii. Teşekkürler. Afiyet olsun. Müzayede yarın değil mi? Evet ama ben gitmeyi düşünmüyorum. Katılımcıdan çok paparazzo olur orada. Ama biriniz mutlaka olun Peyker. Tamam, ben giderim.